Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve daha önceden çektiğimiz bir tane Scania R440 tanker modumuz vardı. Bu da versiyon 2'si. Hemen emeği geçenlerden bahsedelim. Tanker modelleme ve düzenleme Sefa Koyuncu, selamlar. Bağımsız çevirme Selçuk Uygur. Scania R440 kupa model ve kupa model konvert ve ses Mustafa Osma. Korna Oğuzhan Cihan. Emeği geçenlerin ellerine kollarına sağlık diyelim. Bunun beyaz haliydi yanlış hatırlamıyorsam. Biz bunun videosunu çektik daha önce. Bu da versiyon 2'si. Video açıklamasında indirme linkini bulabilirsiniz. Güzel bir sesi var. Güzel bir tanker modumuz. Sadeydi. Komple sadeydi aracın içi falan. Aracın içi de yapılandırılmış. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Video açıklamasında dediğim gibi indirme linki var. Sizler de indirip kullanabilirsiniz. Şöyle içinde göstereyim. Ve sağ olsun Hilmi Şahin The Ekip yazılarını eklemiş benim için. Normalde sadeydi bu aracın içi. Araç yapılandırılmış. Stance Garaj ekibi. Ellerine kollarına sağlık. Güzel bir sesi var. Birazdan dinleyeceğiz. Direksiyonu düzeltelim. Heh. Ve Raw Extended Map'teyiz. Ancak bu sefer bir değişikliğimiz var. Geçenlerde bahsetmiştim. Raw Extended Map'in 2.8 sürümü yanlış hatırlamıyorsam kullanılıyor normalde indirilmede. Bir de 3.1 olan bir versiyonu var. O ücretli ancak PayPal aracılığıyla satın alınabiliyor. Ülkemizde de PayPal kullanılamıyor. Hatta bir takipçimiz yorumlara yazmış kredi kartıyla alınabiliyor diye. Denedim, defalarca denedim. Kredi kartıyla alınamıyor kesinlikle. Sizi direkt PayPal'a yönlendiriyor. Kart bilgilerinizi falan giriyorsunuz. PayPal'a üye olmanızı istiyor. Türkiye'de de üye olamıyorsunuz. PayPal'ın sitesine bile giremiyorsunuz Türkiye'de. VPN kullandım. VPN'de de açılmadı zaten. Sağ olsun harita yapımcıları bana o versiyonu gönderdiler. O versiyonda ne değişiklik var? Ankara var. Sadece değişiklik olarak. Benim gördüğüm başka bir değişiklik yok. Ankara var. Ankara'yı detaylı bir şekilde yapmışlar. Tabii Ankaralı arkadaşlar bunu daha iyi bilir, yorumlara yazarlar. Ankara eklenmiş. Bayağı detaylı gördüm ben. Tabii ne kadar gerçeği yansıtıyor bilemiyorum ama. Bugün de biz Bolu'dan çıkacağız. Ankara'ya doğru bir rotamız olacak. Ankara'nın içindeki yollarda şöyle bir tur atacağız. Ondan sonra bitireceğiz. Mail attılar bana sağ olsunlar. Mailde belirtmişler. Şu an sadece ben onlara söyledim. PayPal ülkemizde hani yasaklandığı için satın alamıyoruz. Ancak onlara sağ olsun bilgilendirdiler. Farklı bir ödeme yöntemi yapacaklar. Patreon olması lazım. Patreon tarafından bir ödeme yöntemi yapacaklar. İsteyen Patreon'la birlikte. Patreon'la yanlış hatırlamıyorsam. Yine bir hangi mailimde, dur bakayım bir saniye. Hemen sizlere söyleyeyim. Yanlış olmasın. Şuradan bir gireyim bakayım. Şu olması lazım. Hemen bakıyorum. Bu benim mailim. Evet. Kastamonu ve Bolu ile alakalı bir şeyler söylemişler. İstanbul'daki köprüyle alakalı bir şeyler söylemişler bu arada. Söylemişlerdi yani. Ondan sonra evet, Patreon. Patreon'la işbirliği yapmaya çalışıyorlar. Patreon tarafından ödeme yapılabilecek artık. Tabii onu getirecekler siteye. O şekilde premium olanı da istediğiniz zaman alabilirsiniz. Premium'un olayı sanırım bildiğim kadarıyla yapılacak olan yenilikleri çok erken şekilde kullanabilme olacak. Otogarlar falan getireceklermiş bu arada. Onu da belirtmişler. Bilginiz olsun. Şöyle bir çalıştıralım aracımıza. Şöyle sol camımızı da açalım. Dur. Ben fotoğraf çekerken otomatiği almıştım aracı. Fotoğrafı klavyeyle çektiğim için direksiyonu kurmadan böyle otomatiğe almıştım. Onları da ayarlayalım. Hmm.
Böyle de bir sesimiz var. Kornalarımız. Sadece tek kornamız var. Evet, haydi bakalım çıkalım yolumuza. Navigasyonumuz, aracımız da var. Emeği geçenlerin tekrardan ellerine, kollarına sağlık. Sesi falan 10 numara olmuş aracın. Evet, Bolu'dayız bu arada. Bolu'daki arkadaşlarımıza selam olsun. Benzerliği olan yerler varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şimdi ben her ili, her şehri bilmiyorum. Bilemem tabii ki detaylarını. Bilen arkadaşlar yorumlarda belirtiyse seviniriz. Ben de öğrenmiş olurum. Gerçeği ne kadar yansıtıyor, ne kadar yansımıyor. Tabii ki birebir gerçeğini yapamazlar. Ama bir de şöyle düşünün. Bunu yabancılar yapıyor. Bir de öyle düşünün. Burada çadır karışmış belli ki. Hayırlı işler. Dayı ne yapıyorsun? Dayı ne yapıyorsun? Ey Allah'ım. Lan ne oluyor? Bir an geri geri gitmeye başladım. Tabi araçta yük olmayınca birazcık böyle fazla seri oluyor. Bolu'dan çıktık. Ankara'ya doğru rotamız devam. Birazcık böyle ses yüksek. Böyle camımızı kapatalım. Yine yüksek geliyor gerçi de. Biraz boğuk geliyor, o yüzden camı açalım biz. Kantara girmeyiz.
Lan fren gücü o kadar da düşüktü ama. Motor freni. Bu arada Ankara'ya geldik böyle. Ankara'nın içine girerken böyle bir dönüş veriyor bize. Burada bir bozuk yol var çünkü. Kapalı daha doğrusu. Bana da buradan dönüş veriyor. Gördüğün gibi orada bir atraksiyon var. Tam Ankara'nın girişinde.
orada mı kantar varmış? Yani ileride kantar varmış. Dayı kantara girdiği gibi geri çıktı. Hiç durmadı bile. Polise mi? Son anda dönmeye karar veriyorsun. Olmuyor öyle. Evet, Ankara'nın içindeyiz bu arada. Ankara bölgesinin haritanın içindeyiz. Böyle ara yolları seçtim bilerek. Bakalım bir gezelim görelim. Yavaş yavaş. Sindire sindire. Bir Ankara'nın bu şekilde iç yolu var. Bir de normal dışta, hani çevre yolu misali böyle bir yolu var. Ben bilerek böyle iç yolu seçtim. Dıştaki yol bildiğimiz iki geliş ya da üç geliş, üç gidiş, iki geliş, iki gidiş. Bakmadım, her neyse o şekilde. Geze geze gidelim. Neler var, neler yok görelim. Abi fren çok sıkıntı ya, fren. Lap diye duruyor araç. Hadi bakalım. Bak, birisi durdu, yolun ortasında durdu, bekliyor bak orada.
Ben bir yere bir işaret attım, orada bitiririz. Hala Ankara'nın içindeyiz bu arada, yanlış olmasın. Böyle de büyük yapmışlar yani içini. Sola doğru bir dönüş var bildiğim kadarıyla. Ondan sonra ileride de bir şirket var. O şirketin önüne işaret atmıştım ben. Orada bitireceğiz. Lan aynadan bir an üstüme çıkacak sandım. Böyle bir kıvrıldı. Burada falan hep şirketler var. Tabi Ankara'nın komple hepsini değil de bir bölgesi muhtemelen yapılmıştır diye tahmin ediyorum ben. Hepsini yapamazlar. Sığdıramazlar yani. Hani sadece Ankara haritası yapıyor olsalar tamam eyvallah, ama genel olarak Türkiye haritası yaptıkları zaman sığdıramazlar abi. Nasıl sığdırsınlar ölçeklemeye? Ölçekleme denilen bir şey var oyunda. Ve oyun kaldırmaz zaten. Oyun altyapısı kaldırmaz yani. Oyunu 1 FPS'le oynarız herhalde. Lan ne oluyor? Oyunu herhalde 1 FPS'le falan oynarız öyle bir durumda. Vay dayı koya kolay gelsin. Kolay gel.
Böyle kalalım ya. Tamam. Aynen böyle kalalım. Evet arkadaşlar, aracımız Scania R440 tanker modu versiyon 2, bu bilginiz olsun. Emeği geçenlerden tekrardan ellerine kollarına sağlık. Güzel bir araç modu olmuş. Biraz fren gücü sıkıntılı. Yani şimdi araçta yük de olmadığı için gördüğünüz gibi ben her ne kadar fren gücünü en sola çeksem de, yani en düşüğe alsam da, bayağı bir araç en ufak bir şeyde yere yapışıyor. Onu halledebilirseniz sevgili mod yapımcısı arkadaşlar, onu halledebilirseniz efsane olur. Bir de böyle birazcık ağırlık, hani ağırlık hissiyatı olması lazım. Çünkü gerçekten hiç hissetmiyorsunuz, bomboş gidiyorsunuz. Onu yaparsanız süper olur, efsane olur. Onun dışında ben herhangi bir hatadır vesairedir görmedim araçta. Gayet güzel olmuş. Tekrardan ellerinize kollarınıza sağlık. Evet, Roextant Map yapımcılarına da teşekkür ediyorum. Haritayı bana gönderdikleri için ve gerekli bilgileri verdikleri için ben de sizlere bu bilgiyi iletmiş oldum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.